Adezyon ve kohezyon kuvvetleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Adezyon kuvveti farklı cins moleküller arasında oluşur. Evet, adezyon dediğimiz farklı moleküller arasındaki birbirlerine yapışma özelliğine biz adezyon diyoruz. Bu ifademiz doğrudur. 2. Bir sıvıya kılcal boru daldırılması olayında sıvının kılcal borudaki davranışı adezyon ve kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişkiye bağlıdır. Evet, kılcal boruyu daldırdığımızda sıvının içerisine sıvının boru içerisinde yükselmesi veya alçalması olayına ikisi de gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Su mesela kılcal boruda yükseliyor. Çünkü adezyonu büyük, kohezyonu küçük. Ama civayın içerisine boruyu daldırdığımızda civa seviyesi boru içerisinde alçalmış oluyor. O da arkadaşlar civanın adezyonunun kohezyondan küçük olmasından kaynaklanıyor. Yani civanın da kohezyonu büyük olmuş oluyor. İşte bu yükselmesi ve alçalması adezyon ve kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişkiye bağlı. Bu ifademiz de doğrudur. 3. Yağmur damlalarının cama yapışmasını sağlayan etki kohezyondur. Yağmur damlası ile cam arasında farklı cins moleküller arasında adezyon geçerli olmuş olur. Burada kohezyon dediği için bu ifade yanlıştır. Çünkü cama yapışması buradaki adezyon etkisini bize gösterir. Demek ki 1 ve 2 doğru cevap B seçeneği olmalı. Bir sıvının yüzey katmanının esnek zar gibi davranmasını sağlayan etkiye yüzey gerilimi denir. Buna göre durumlarının meydana gelmesini sağlayan temel etken yüzey gerilimidir. Toplu iğnenin su yüzeyinde dengede kalabilmesi. Bu yüzey gerilim kuvvetiyle alakalı arkadaşlar. Toplu iğnenin, paranın, yaprağın su yüzeyinde kalması yüzey gerilim kuvvetinden kaynaklanır. Hatta arkadaşlar atıyorum bir havuzun içerisinde nişastayı attığımızda belli bir oranda havuzun üst kısmında koşarak ilerleyebilirsiniz. Yani belli bir süre beklememek şartıyla koşarak ilerleyip batmadan havuzu terk edebiliyorsunuz. Bu yüzey gerilim kuvvetinden kaynaklanıyor. 2. Kütüğün suda yüzebilmesi. Kütük su içerisine belli oranda batar ve ona kaldırma kuvveti, sıvı kaldırma kuvveti uygular. Bunun yüzey gerilimi ile alakası yoktur. Bu olay tamamen sıvıların kaldırma kuvveti ile alakalıdır. O halde ikinci ifademiz yanlış. 3. Havlunun suyu emmesi. Havlunun suyu emmesindeki olay, havlu içerisindeki boşlukların kılcallık özelliği göstererek iç kısma doğru o borulardan sıvıyı çekmesi yani adezyon etkisinden kaynaklanıyor. Yani yüzey gerilim etkisiyle alakalı değildir. Ondan dolayı arkadaşlar bu ifademiz de yanlıştır. Demek ki yüzey gerilimini sağlayan temel etken yalnız birdeki toplu iğnenin su yüzeyinde dengede kalabilmesini sağlamış. Yani cevabımız bundan dolayı A seçeneği doğru olmalı. Şekildeki yaprakta biriken su damlasının hacmi arttıkça ağırlığı artar. Damlanın ağırlığı damlanın yaprağa yapışmasını sağlayan adezyon kuvvetini yener ise damla düşmeye başlar. Buna göre damlanın yapraktan ayrıldığı andaki kütlesi niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir? Gördüğünüz gibi kütlesi küçük. Buradaki adezyon buradaki ağırlığı dengede tutabilmiş. Yine kütlesi büyüdükçe adezyon artık belli bir değerden sonra bunu tutamaz hale geliyor ve damla buradan yapraktan ayrılmış oluyor. Buna göre hangilerine bağlı olarak değişebilir diye sorulmuş. Yani burada adezyon kuvvetini etkileyen faktörleri soruyor aslında. Suyun sıcaklığı. Evet, suyun sıcaklığı arttığında arkadaşlar adezyon etkisi değişir. Hatta moleküller arasındaki bağlar zayıfladığı için, gevşediği için adezyon etkisinin azaldığını söyleyebiliriz. Onun için çamaşır ve bulaşık makinelerinde sıcak suyun kullanılması burada aslında adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin azalmasını sağlamaktır. 2. Ortamdaki yerçekim ivmesi. Şimdi yerçekim ivmesi ağırlığı etkileyen bir faktör olduğu için haliyle yerçekim ivmesi artarsa buradaki değer yani damlanın alabileceği ağırlık değeri de ona göre artmış oluyor. Yani daha fazla ağırlığı artık adezyonda çekemediği için daha küçük damla olurken düşmeye başlar. Demek ki yerçekim ivmesini artırmak burada damlanın boyutlarını aslında daha düşük bir şekilde düşmesini sağlıyor. Yani sonuçta değiştiriyor mu? Evet. 3. Suda çözünmüş olan deterjan miktarı. Aynı şekilde bulaşık ve çamaşır makinelerinde deterjan konulmasının sebebi de adezyonun ve kohezyonun bu sıvılarda azaltılmasını sağlamaktır. Yani demek ki buraya deterjan döktüğümüzde veya sıvıya deterjan ilave ettiğimizde onun adezyon etkisinde bir azalma gerçekleşiyor ve artık burada yaprağa tutunamaz hale gelmiş oluyor. Adezyonu azaldığı için daha erkenden düşmesini sağlayabiliyor. Demek ki oradaki biriken su miktarı bunların hepsine arkadaşlar bağlı bir ifadedir. Cevabımız bundan dolayı E seçeneği doğru olmalı.
Bir fizik öğretmeni öğrencilerinden aşağıda verilen tablodaki olaylarda adezyon ve kohezyon kuvvetlerinden hangisinin baskın olduğunu belirlemelerini ve baskın olan kuvveti tabloda işaretlemelerini istiyor. Buna göre aşağıdaki işaretlemelerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Olay, yere dökülen civanın küresel şekilde toplanması. Civa molekülleri aynı cins moleküllerin birbirlerine tutma özelliğine biz kohezyon diyoruz. Yani demek ki civanın küresel bir şekil alması, birbirlerine hemen yapışıp büyük bir damla oluşturması kohezyon etkisinden kaynaklanır. 2. Lensin gözde düşmemesi. Lens arkadaşlar gözdeki sıvı tarafından yani farklı cins moleküllerin birbirlerine yapışma özelliğinden dolayı göz bebeğimizin önünde o şekilde durur. Yani bu da adezyon etkisinden kaynaklanır. Yağmur yağarken damlaların daha küçük parçalara ayrılmaması, işte o küçük parçalara ayrılmaması birbirlerini tutma özelliğinden kaynaklanıyor. Yani biz buna kohezyon diyoruz. O halde bu da kohezyonla alakalı olduğu için üçünü sağlayan seçenek B seçeneği doğru olmalı deriz. Suyun bazı durumlardaki yüzey gerilimi değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi tabloyu biraz yorumlayalım. Suyun sıcaklığı 0 santigrat dereceden 50 santigrat dereceye çıktığında yani sıcaklığı arttığında yüzey gerilim kuvvetinin azaldığını gözlemliyoruz. Yine suyun sıcaklığı 50'deyken içerisine tuz koyduğumuzda yüzey gerilim kuvveti artmış. Deterjan koyduğumuzda yüzey gerilim kuvveti azalmış. 0,05'ten 0,025'e yani yarıya inmiş. Demek ki tuz yüzey gerilimini artıran, deterjan ise yüzey gerilimini azaltan bir etkiye sahip. Yine sıcaklık da burada yüzey gerilimi azaltan bir etkiye sahip. Şimdi başlayalım yorumlara. Suyun yüzey gerilimi sıcaklığa bağlı olarak değişir. Evet, sıcaklık arttığında yüzey gerilimi azalır. Doğrudur. 2. Yıkama işlemi sırasında suya deterjan ilave edilmesi suyun kıyafetin gözeneklerine kolay girmesini sağlar. Evet, suyun kıyafetin gözeneklerine kolay girmesini sağlamak burada yüzey gerilim kuvvetinin arkadaşlar ne yaptığını gösterir bize azaldığını gösterir. Yani ikinci ifademiz de doğrudur. 3. 50 santigrat derece sıcaklığındaki saf suyun yüzeyinde dengede durabilen atacın 50 santigrat derece sıcaklığındaki tuzlu suyun yüzeyinde durması sağlanamaz. Bu yanlış arkadaşlar. Neden? 50 santigrat derecede bakın saf su için konuştuğumuzda yüzey gerilimi 0,05 iken hop tuzlu suyun içerisinde baktığımızda yüzey gerilim kuvveti ne yapıyor? Artıyor. Tuz koyduğumuzda arttığı için o halde yüzey gerilimin artması atacın daha büyük ağırlıkta bile dengede durmasını sağlar. O halde bu ifademiz yanlış. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Düşey kesitleri şekil 1 ve şekil 2 gibi olan cam kaplar içerisinde bulunan K ve L sıvılarına camdan yapılmış özdeş X ve Y kılcal borulara daldırıldığında sıvılar şekillerdeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada K sıvısı X cam borusu içerisine yükselmiş. Yükselmesi için adezyon kuvvetinin kohezyondan daha büyük olması gerekir. Burada ise sıvı kılcal boru içerisinde alçalmış. Alçalmışsa arkadaşlar gördüğünüz gibi kohezyon adezyondan büyük olmasından kaynaklanır. Yani adezyon büyük olunca burada sıvıyı daha çok çekmiş, yükseltmiş. Burada ise kohezyon büyük olunca, adezyon küçük olunca yukarı doğru yükseltememiş, aşağı doğru inmiş. İkisi de kılcallıktır. Yani kılcallık sadece kılcal borularda sıvının yükselmesi olayı değildir. Alçalması da bir kılcallıktır arkadaşlar. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diye sormuş. 1. X borusundaki adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden daha büyüktür. Evet, adezyon kohezyondan büyük, doğru. 2. X borusunun kesit alanı artırılırsa Hx artar. Şimdi kesit alanın artması kılcallığın azaltılması demek. Yani kılcal olması ince olması anlamına geliyor bu borunun. Kesit alanın dar olması anlamına geliyor. Sen şimdi X borusunun kesit alanını artırıyorsun. Yani daha kalın yapmaya çalışıyorsun. Şimdi daha kalın yaparsak ne olur bunu arkadaşlar? Ortadaki ağırlık arttığı için artık suyu taşıyamaz hale gelir. Yani daha aşağıda bir seviyede olur. Yani sıvının yüksekliğinde azalma meydana gelir. Burada artar dediği için yanlış. Y borusunun kesit alanı azaltılırsa Hy artar. Şimdi kesit alanını azaltıyoruz yani daha kılcal yapıyoruz. Daha kılcal yaptığımızda boru içerisinde bu sıvı alçalıyor ya kılcal yaparsak daha da çok alçalmış olacak. Daha çok alçalması Hy'nin daha da aşağı inmesi yani artması anlamına gelecek. Yani bu ifade doğru verilmiş. Demek ki cevap 1 ve 3 yani D seçeneği doğru cevap olmalı.
Gaz yağı lambasının fitili pamuktan dokunmuş yassı bir şerittir. Gaz yağına daldırılan fitilde gaz yağının yükseldiği gözleniyor kılcağlıktan dolayı. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesini sağlayan ilke ile gaz yağının fitilde yükselmesini sağlayan ilke aynı değildir. Aynı değildir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada bu fitili düşündüğümüzde içerisindeki boşluklar kılcallık bir boşluk olduğu için, yani küçük boşluklar olduğu için sıvı bu fitilin içerisinde ne yapıyor? Kılcallık özelliğinden dolayı yükselip buradaki gaz yağı aslında burada yanmış oluyor. Burada ip çok fazla yanmıyor arkadaşlar. Sıvı bitene kadar buradaki ipte çok az miktarda bir yanma gerçekleşiyor. Aslında burada sıvı yükseldiği için yanan burada aslında gaz yağı olmuş oluyor. Şimdi bu ilkeyle aynı değil, yani kılcallık ilkesiyle aynı değildir diye sormuş. Kumaşa damlayan mürekkebin zamanla kumaş yüzeyine yayılması. Kumaş yüzeyine yayılmasının sebebi arkadaşlar burada adezyon etkisinin büyük olmasından kaynaklanıyor. Zaten burada sıvı yukarı doğru çıkarken de adezyon etkisinin büyük olmasından kaynaklanır. Yüzeye niye yayılır? Kumaşta delikler vardır. O delikler bu kılcallık özelliğinden dolayı mürekkebi çeker ve bu da yine kılcallık özelliğine ait bir durumdur. Hangisi değildir diye soruyor. B. Gıda boyasına daldırılan beyaz çiçeğin zamanla gıda boyasının rengine dönüşmesi. Şimdi beyaz çiçeği gıda boyası mavi renkte olsun arkadaşlar. O mavi suyu kılcallık özelliğinden dolayı çektiği için yapraklarının maviye dönüştüğünü gözlemliyoruz. O halde bu da yine kılcallık özelliği kullanılmış. C. Deterjan baloncuğunun şeklinin küresel olması. Deterjan baloncuğunun şeklinin küresel olmasının sebebi yüzey gerilim kuvvetiyle alakalı. Yani kılcallık ile alakalı bir durum değil. O halde bu ifade aynı ilke değil. De diğerlerini okuyalım. Gözyaşının gözyaşı kanalları yardımıyla akması. Gözyaşı kanallarında kılcallık özelliği kullanılarak orada sıvı hareket eder. İşte bu yine yukarıda fitille aynı ilkeyle açıklanır. E. Binalarda çatlayan tesisattan sızan suyun betonun içerisine yayılması. Bu su arkadaşlar yukarı doğru çıkabildiği gibi aşağı doğru da iner. Yani orada kılcallık özelliğini kullanır. Yani bu da yine yukarıdaki ilkeyle aynı. Demek ki aynı olmayan C seçeneği doğru cevap olmalı deriz. Farklı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetine adezyon, aynı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetine kohezyon denir. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde adezyon kuvveti etkili olmamıştır? Adezyon etkili değildir diye soruyor. A. Denizden çıkan insan vücudunun ıslak kalması. Bu adezyonla alakalı. Oradaki su damlacıkları yüzeyimize temas ettiği için farklı moleküller arasında gerçekleşir. Bu adezyonla alakalı. Su damlasının yaprağın ucunda asılı kalması, yine damla ile yaprak arası farklı moleküller arası olduğu için bu da adezyonla alakalı. Uzay boşluğunda su damlasının küresel şekil alması, bu sıvı moleküllerin birbirlerini tutma özelliği ile alakalı. Yani bu kohezyonla alakalı bir ifadedir. Burada adezyon etkili olmamıştır. Yani cevabımız C seçeneği. Yine diğer seçenekleri de okuyalım arkadaşlar. Durgun su yüzeyinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi. Yaprak neden suyu sürükler? Adezyon kuvvetiyle çektiğinden dolayı. Bu da adezyonla alakalı. E. Otomobillerin dış yüzeylerinin tozlanması, tozun arkadaşlar yüzeye yapışması farklı moleküller arasında gerçekleşmesinden dolayı adezyonla alakalı. Yani cevap C seçeneği olmalı. Kılcallık bir sıvının çapı küçük olan bir boruda yükselmesi veya alçalması olayına denir. Düşey kesti şekildeki olan kapta bulunan sıvıya daldırılan kılcal boruda sıvı H kadar yükseliyor. Buna göre H niceliklerinden kaç tanesine bağlıdır? 1. Borunun yapıldığı maddenin malzemenin cinsine. Evet, borunun yapıldığı malzemenin cinsi haliyle buradaki adezyon kuvvetini etkiler. Yani farklı cins moleküller arasında gerçekleşen bir olay olduğu için oradaki yüzeyin cinsi adezyonu etkileyen bir faktördür. Buna bağlıdır. 2. Sıvının cinsi. Haliyle sıvı burada cıva olabilir, su olabilir. Haliyle moleküller arasındaki bu farklılık buradaki adezyon kuvvetini etkileyen bir faktördür. Sıvının cinsine de bağlıdır. Sıvının sıcaklığı. Sıvının sıcaklığı arttığında moleküller arasındaki bağlar zayıfladığı için adezyon da etkili bir faktördür. Buna da bağlı. Borunun kesit alanı. Borunun kesit alanı kılcallık dediğimiz bir olay zaten. Yani bunun kesit alanı artırdığımızda bu sıvı az yükselir. Kesit alanı azalttığımızda daha da fazla yükselir. Yani kesit alanına da bağlı. Yer çekim ivmesine. Yer çekim ivmesi büyük olursa bunun yükselmesi az olur. Çünkü yer bunu daha çok çektiği için yukarı çıkmasını engeller, engellemeye çalışır. Ondan dolayı da yer çekim ivmesine de bağlı. Yani buradaki bütün ifadelere bağlı. Demek ki 5 tanesine de bağlıdır. Cevabımız E seçeneğidir.
Bir musluğun ucunda dengede olan su damlasının görünümü şekildeki gibidir. Su damlasının şeklinin oluşmasından niceliklerinden hangileri etkili olmuştur? Kohezyon kuvveti. Aynı cins moleküllerin birbirlerini tutma özelliğinden dolayı su damlasının böyle bir şekil almasında kohezyon etkili olmuştur. Yine adezyon da gördüğünüz gibi su damlası ile burada musluk arasında gerçekleşen bir çekim etkisi var adezyon kuvvetinden kaynaklanan. Bu da bu şeklin oluşmasını sağlamıştır. Bu da yine adezyon kuvveti ile alakalı bir durum. Yer çekim kuvveti. Haliyle yer çekim kuvveti olmasaydı bu aşağı doğru meyillenmeyecek ve su damlası da böyle bir şekilde almayacak. Belki yukarılara doğru çıkacak veya yanlara doğru böyle geniş olacaktı. Yani yer çekim kuvveti de bunun böyle bir şekilde almasını sağlayan bir etkendir. O halde buradakilerin hepsiyle etkili olmuştur. Cevabımız E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.